Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir farklı içerikle daha karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce General Mobile 20 Pro'nun incelemesini yapmıştık ve ardından oyun performansını sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise arkadaşlar bu telefonun kamera performansıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz General 20 Mobile'de 48 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselle bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise 108 megapiksel AI yani yapay zeka destekli üçlü kamera diyor. Tabi burada 108 megapiksellik bir kamera yok. Lakin bu üçlü ana kameranın çektiği fotoğrafla biraz yapay zeka desteğiyle de birlikte 108 megapiksellik bir fotoğraf ortaya çıkıyor. En azından General Mobile'in iddiası bu yönde. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar General Mobile GM20 Pro ile ilgili bir kamera videosu hazırlayacağız. Ne yapacağız? Bu telefonla çeşitli fotoğraflar çekeceğiz. Gece fotoğrafları, geceden kastım daha doğrusu arkadaşlar düşük ışık fotoğrafları. Düşük ışık fotoğraflarının yanı sıra ne yapacağız? Videolar çekeceğiz ve bu videoları ve fotoğrafları da sizlerle paylaşacağız. Ne derece başarılı olduğunu söylemek ise size kalmış olacak arkadaşlar. Çünkü çektiğimiz fotoğrafları biz direkt olarak aktaracağımız için fotoğraflar üzerinde rahat bir şekilde yorum yapabileceksiniz. Dolayısıyla telefonun kamera tarafında ne derece başarılı olduğunu da gözlemlemiş olacaksınız. Biliyorsunuz General Mobile'ın İstanbul'da fabrikası var arkadaşlar ve telefonun montajı vesaire de orada gerçekleşiyor. Daha önce GM 9 Pro çıkmıştı. Ondan sonra da GM 20 Pro çıktı zaten. Bu telefonun kamera tarafında nasıl bir performans sergilediğine dair sizden bayağı bir soru aldık biz. O yüzden de özel bir video çekelim istedik kamerası için. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar sizleri bu telefonla çektiğimiz fotoğraflar ve videolar ile baş başa bırakalım. Sonrasında ise kapanış için birlikteyiz. General Mobile GM20 Pro'nun ön kamerasındayım. Ön kamerayla yaptığınız çekimlerde arkadaşlar genel itibariyle görüntü ve ses performansı bu şekilde. Şöyle biraz oynama yapalım bakalım hani yırtılma vesaire oluyor mu görüntüde. Bunları da göstermiş olalım sizlere. Evet genel itibariyle bu şekilde. Şöyle kendime yakınlaştırayım. Böyle. Evet gördüğünüz gibi ön kamerada da yakınlaştırma söz konusu. Evet arkadaşlar şu anda da General Mobile GM20 Pro'nun ana kamerasındayız. Ana kamera ile işte YouTube için olur, farklı mecralar için olur, video kayıtları yapmak istediğinizde karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansı bu şekilde. Şöyle biraz hızlı hareket ettireyim bakalım yırtılmalar, kasılmalar oluyor mu kamerada? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi General Mobile 20 Pro'nun fotoğraf ve video kalitesi bu şekildeydi. Tabi burada şunu
göz ardı etmemek gerekiyor. Sonuçta bu telefonun fiyatı belli. Dolayısıyla telefonun video ve fotoğraf performansını değerlendirirken de fiyatıyla birlikte kıyaslamak gerekiyor. Tamam, fotoğraf ve video performansı çok iyi demiyoruz. Ama fiyatının da 3000 liranın altında gayet makul bir seviyede olduğunu unutmamak gerekiyor ki bence fotoğraf performansı gayet de günü kurtarabilecek bir seviyede diyebiliriz. Tabii yine takdirsizlerin dilerseniz telefonun fotoğraf performansının nasıl olduğunu bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu telefondan aynı fiyat kalibresinde olup da daha iyi fotoğraf çektiğine inandığınız bir model varsa da bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.